Sayın seyirciler, hemen konuğumu tanıtayım. Levent Gültekin, fazla da tanıtmaya gerek yok. Gazeteci, yazar. Kendisinden uzun bir teke tek sohbet yapacağız ve bence çok ilginç bir sohbet olacak. Şimdi çok konu var. Hemen başlayalım. Fazla böyle girizgaha dalmaya gerek yok. Efendim, önce Levent Gültekin, sen şimdi bu karşı mahalleyi iyi biliyorsun. Yani karşı mahalle derken işte AKP zaman zaman duruyorlar, zaman zaman birdenbire birbirlerine giriyorlar. Biz böyle dışarıdan bakan faniler bunu her zaman çok anlayamıyoruz. Niye kavga ediyorsunuz? Yani her şey sizin elinizde arkadaş falan, neyi paylaşamıyorsunuz diye. Bu geçenlerde de Ahmet Taş getirenle Ahmet Kekeç birbirlerine girdi. Birbirlerine ağza gelen şeyi söylediler yani. Bir arkadaşlar göstersen soda iç diyor bir öbürüne, öbürü ona gargara yap demiş falan işte. Anladığım kadarıyla Ahmet Taş getiren, yahu kardeşim hırsızlığın da bir adabı vardır. Böyle apaçık yapılmaz, yapılırsa da bari savunulmaz falan demeye getiriyor. Hani bu benim mizahi yorumum. O da demek ki sen o zaman kripto musun kardeşim falan gibi cevaplar sanki karşısında gözüküyor. Hepsine sanki diyorum, bunların hiçbirisi tam açık açık söylenmiyor. Böyle bir takım kodlarla konuşuyorlar. Dediğim gibi biz faniler bu kodları pek anlayamıyoruz. Şimdi ne oluyor orada? Daha önceki programda şöyle bir tanımlama, burada hem de şöyle bir tanımlama yapmıştım. İktidar çevresinde hem bürokratlarda hem de medyada İslamcılar ve Erdoğanistler diye bir ayrışma oldu. Hı hı. İslamcı kökenden gelenler biraz daha mesafeli durmaya başladılar. Erdoğanistler ön plana geçti. Bu Erdoğanistler arasında İslamcı kökenden gelenler de var. İçinde sosyalist olan da var. Bir sürü biliyorsunuz. Başka görüşten veya hiç kim olduklarını bilmediğimiz, sonradan türemiş, ortaya çıkmış bir grup insan da var. Erdoğanistlerin bütün derdi Erdoğan'la ilgili kim ne yazıyorsa onlara saldırmak, susturmak. Ama bir de İslamcı yazarlar var. Bunlar da elinden geldiği kadar gidişat kötü. Fakat yüksek sesle de söyleyemiyorlar. Çünkü ortada bir iktidar var. Bütünüyle dışlanmak var. Onu göze almak var falan. Bu aslında sadece bir yazarlar kavgası değil. Şimdi aslında benim yaklaşık böyle 1-2 aydır, bir de bayramda annemi görmeye gitmiştim memlekette. Orada da gözlemlemem oldu. AK Parti memleket tabanı, neresi? Ardahan. Evet, annemin yanına gittim. Orada eş dost arkadaş, biraz onlarla da sohbetim oldu. Bir şey fark etti. Sadece oradan değil. İstanbul'da da son zamanlarda böyle artık AK Parti tabanından bizim eski o dindar çocuklar, gençlerle böyle oturup sohbet ediyorum falan. Aslında dışarıdan anlaşılmayacak kadar derin bir hayal kırıklığı ve moral bozukluğu var şeyde, AK Parti tabanında. Niye? Aslında oyları fena değil. Para deseniz gani falan. Hayır. Buradan baktığımızda bizim rahmetli babamın çok sık kullandığı bir cümle vardı. Derdi ki ölüler zannediyor ki diriler hep helva yiyor. Şimdi muhalif kesim zannediyor ki AK Partililerin bir eli yağda bir eli balda. Böyle bir tablo yok. Değil mi? Hayır. Şimdi şöyle bir şey var. Her birimizin yani ne kadar farklı görüşlerde olsak da bir ahlak anlayışı vardır, bir dünya görüşü vardır, bir Türkiye algısı vardır. Beğenmeyebiliriz, eksik bulabiliriz, yanlış bulabiliriz ama sonuçta her birimize dokunan, mesela bir hırsızlık olduğunda insanlara dokunur, öyle kolay değildir. AK Parti özellikle dindarların bir amaçları vardı, idealleri vardı, bir Türkiye hayalleri vardı. Biz geleceğiz. İslam kardeşliği hukukuyla, Müslümanlık terbiyesiyle bu ülkenin bütün sorunlarını çözeceğiz. Çünkü biz Allah'tan korkarız, çalmayız. Çünkü biz kötülük yapmayız. Çünkü biz başkasına haksızlık etmeyiz falan diye bir inanç vardı. Bu bende de geçmişte olan bir şeydi. Yani ben de böyle inananlardan biriydim. Şimdi bu çöktü. Şimdi bir inanç çöktü aslında. Bir hayal kırıklığı var. Bir umutsuzluk var. Bir çaresizlik var. Bu sadece şey değil. Yani yolsuzluk iddiaları, iktidar medyasının o tehditvari, hakaretvari işlerinden, eğitimdeki sefaletten, etrafına 3 tane, 5 tane vatandaş toplayan din adamı kılıklı soytarların Türkiye'de ahkam keser pozisyonuna gelmiş olmasından, eğitimde sadece İmam Hatip aşmaktan başka hiçbir şey yapamamasından, bu dış politikada akıl almaz bir noktaya varmak, bir ülke endişesi artık var. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? İkide bir diyorlar ki beka sorunumuz var. Beka sorunu var. Cumhurbaşkanı kendi diyor beka sorunu var. Şimdi bu ülkede yaşayan AK Partili de olsa, CHP'li de olsa, bilmem filan parti de olsa sonuçta hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız, evladıyız.
Doğru. Beka sorunu var dediğinde o endişeyi duyarız. Bizim ülkemiz, evimiz gibi bir şey burası yani. O endişe onlarda da var. Bir hayal kırıklığı var. Bir, ya hiç düşündüğümüz gibi olmadı. Onun verdiği bir tıkanmışlık var. Şimdi ideolojik bir çöküntü yaşıyorlar. Bu çok ağır bir şeydir. Yaşadığım için biliyorum. Hakikaten çok ağırdır. Çünkü bütün hayatınızı bina ettiğiniz bir şey var, temel değer küt diye yok oluyor. Bir anda yok oluyor ve siz sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Nereye tutunacaksınız, nereden yürüyeceksiniz, kiminle arkadaşlık... Anlatabiliyor muyum? Hepsi boş. Şimdi böyle de bir hayal kırıklığı var. Fakat o hayal kırıklığını bir umuda, bir çıkışa dönüştüremiyorlar. Şimdi muhalefete çok önemli bir iş düşüyor. Onu şimdi burada söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın ya da AK Parti'nin düştüğü bir hataya düşmemesi lazım muhalefet. Nedir o? AK Parti ideolojik zaferini Türkiye'nin zaferi haline getiremedi. Yani kendi kazanımını Türkiye'nin kazanımı yapamadı. Çünkü toplumun yarısını yenmeyi zafer zannetti. Öbür yarıyı yendikçe bir zafer kazandığını zannetti. Fakat o Türkiye'nin zaferine dönüşmedi. Niye? Toplumun bir yarısı öteki yarısını yendiğinde ülke kazanmıyor, kaybediyor bir ülke. O kim olduğu önemli değil. Diyelim ki sen ülkücüsün, Kürtleri yendiğinde sen kazanmış olmuyorsun, ülke kaybetmiş oluyor. Çünkü Kürtler yenilgi duygusuyla, o moralsizlikle başka alanlara kayıyor ve sana da hayatı zehir ediyor. Diyelim ki Atatürkçüsün, sen yendiğinde dindar kaybetmiş olmuyor. Ülke yenme değil, uzlaşı, diyalog, oturup konuşma. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın böyle bir şeyi vardı. Kendi başarısını, kendi zaferini, dindarlar, muhafazakar, Tayyip Erdoğan demeyeyim. Dindar muhafazakar kesim kendi zaferini, kendi başarısını Türkiye'nin zaferine dönüştüremedi. Şimdi aynı durum muhaliflerin ayağında. Eğer muhalifler AK Parti tabanının bu moral bozukluğunu, bu yenilgisini, bu umutsuzluğunu, bu çaresizliğini kendilerine bir zafer olarak görürlerse Türkiye kaybeder. Burada oturup o insanlara bir çıkış, bir formül. Şimdi bir de şöyle bir korku var. Bak, korkunun dayattığı bir esir almışlık var. O da şu. Ya bu adam yaktı, yıktı. Yani çok öfke biriktirdi toplumun farklı kesimlerinde. Olur da biz iktidarı kaybedersek başımıza ne gelecek? Onun da korkusu var. Yani hiç suçu günahı yok. İyi niyetle oy vermiş. Yani niye? Bu adam hani köprü yapıyor, yol yapıyor, öbürü başka bir... Sonuçta hepimizin ideolojik bağlılıkları var. Şimdi hiçbir günahı olmadığı bir öfkenin muhatabı hedefi halinde, olursa. Hedefi halinde. Bir de onun yarattığı bir korku var. Şimdi burada korkmuş, çaresizlik içinde kalmış bir kesim var. Umutsuzluk. Yani onlar da çocuk değil. Onlar da her gün sabah akşam Almanya'yla, Rusya'yla, Amerika'yla, İsrail'le, ya Hollanda'yla, dünyada Hollanda'yla kavga eden kaç ülke var ya? Yani hani o mesela İsrail'le kavga edersin anlarım, Rusya'yla kavga edersin anlarım da Hollanda'yla kavga etti yani. Şimdi düşünebiliyor musun? Hollanda hani... Hani kimsenin tavuğuna kış dememiş bir ülkeyle kavga ediyorsun. E bunu o insanlar da görüyorlar. Almanya'da yurt dışındaki gariban insanların en çok buna destek veriyorlar ve oradaki insanların hayatını zehir etti. Orada artık onlar huzur içinde yaşayamaz hale geldi. Her tarafın huzurunu yok etti. E bu insanlar da yok oldular. Onun verdiği bir moral bozukluğu var. O moral bozukluğu İslamcı camiadan gelen yazarlara yansıyor. O yansımayla bu kavga. Onlar o hassasiyeti yansıtmaya çalışıyorlar. Tabandaki hassasiyeti. Erdoğan ister ise onu püskürtmeye çalışıyor. Kavganın temelinde bu var. Fakat burada şöyle bir durum var. Şöyle bir pozisyonda olmak istemiyorum doğrusu. Çok geç başladınız. Niye, neredeydiniz falan diyenlerden olmak istemiyorum. Sonuçta Türkiye'de eğer bir iş yapılacaksa, bak herhangi bir iş, bu Avrupa Birliği olabilir, demokrasi olabilir, laiklik olabilir, iç barış olabilir. Muhafazakar kesimin desteğine ihtiyacı var. Çünkü çoğunluk orada olduğu için, yani muhafazakar kesim Avrupa Birlikçi olursa biz Avrupa Birliği mesafe kat ediyoruz. Muhafazakar kesim bu PKK ile barıştan yana oluyorsa orada işler yürüyor. Muhafazakar milliyetçi dediğim kesim. Ya da diyelim ki laiklikten taraf olsa bizim bir sorunumuz kalmayacak. Çünkü öbürleri zaten taraf, o anlamda söylüyorum. O yüzden buradan eleştirinin gelmesi gerekiyor. Fakat aslında bu, tersten de örnek vermek lazım. Yani AKP'nin yükseliş zamanında da pek çok laik kesimde insan yani şu, ama haklı ama haksız nedenle ya işte ekonomiyi büyütüyor. Yok efendim AB ile aralarını düzeltiyor diye destek tabii, olmadı mı yani? Ama zaten AK Parti'de iki tür seçmen var. AK Parti'nin %50 seçmeninin tamamı dindardır değil. Ben şimdi kendi ilçemde de biliyorum. Gittim. Yani çocukluğumdan tanıdığım insanlar var. Hiç muhafazakar mahalleyle, ideolojiyle, dindarlıkla uzaktan yakından alakası olmayan insanlar AK Parti'de. Yani yoğun bir şekilde. Ama bir iktidar niyesine geleceğim. Şimdi
Şimdi AK Parti'de iki tür seçmen var. Biri dindar dediğimiz, dindarlık hassasiyetiyle. Ya namaz kılan adam, Kur'an okuyan bir cumhurbaşkanımız var, başörtülü bir hanımı var, işte bizden bir adam orada diye. Bir de bir kesim var ki ekonomik şeyden dolayı. Diyelim ki işte yol yapılıyor. Şimdi mesela bizim ilçeye, benim çocukluğumda Ardahan'a, Göle'ye otobüs 24 saatte giderdi. 23 saatte otobüsle giderdik. Şimdi 17 saate, 16 saate düşmüş. Sonuçta o anlamdaki işler, tamam biz nasıl yapıldığını biliyoruz. Biz arkasındaki gazeteciler olarak onun arkasındaki yolsuzluğu dert ediyoruz. O yol yapılırken hileyi, hurdayı biz dert ediyor olabiliriz. Ama vatandaş yola bakar. Yola bakıyor, bak yol yapıyor diyor, köprü yapıyor diyor. Bir de bize para dağıtılıyor. Mesela bizim köyleriyle beraber 30 bin nüfuslu ilçede geçen yıl, yanlış hatırlamıyorsam, bir yıllık dağıtılan para 17 milyon lira. Bir yıl. Bu bir rüşvet olarak görmemek lazım. Sosyal yardım dedikleri. Çocuğuna, yaşlıdır onun bakımına. Öbürü sakattır onun ayrı bir bakımına. İşte hayvancılık desteği, doğrudan tarım desteği falan filan diye. Şimdi bir de böyle bir kesim var ki onlar şöyle bir duyguyla hareket ediyorlar. Ya hazır başımızda bu işleri az çok çekip çeviren bir siyasetçi var. Ya arkadaş tamam, yani ufak tefek kusurları var. Yani orayla kavga ediyor, burayla kavga ediyor. Ama bizim de hayatımız devam ediyor. Biz de bak üç kuru bir lokma boğazımızdan ekmek geçiyor falan diye. Şimdi bu iki kesimin ittifakı var aslında orada. Birini halletsen öbürü, öbürü halletsen öbürü. Şimdi muhalefet birini karşılasa öbürünü karşılamıyor. Öbürünü karşılasa bu sefer bunu karşılayamadığı için de o ittifak bir türlü bozulmuyor. Şimdi bu eleştirilerle, biraz önce gösterdiğiniz kavgalarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu arkadaşların eleştirilerini okuduğumda Erdoğan'a üzüldüğümü fark ettim. Bir adaletsizlik yapılıyor dedim. Haksızlık yapılıyor. Erdoğan'a mı? Erdoğan'a yapılıyor. Çünkü bak, insan dediğimiz canlı türü yanlışa düşmeye, yanlışa, hele bir güçle bozulmaya çok meyilli bir insan. Hele böyle bir eğitimin yoksa, iyi bir terbiyen yoksa, hani normal bir entelektüel, az bir kitap okumamışsan, ortalama bir vatandaşsan, bu kadar büyük bir güçle karşılaştığında o güç seni dağıtır. Şimdi bu insanlar bugün Tayyip Erdoğan'a, işte o sizin biraz önce göstermiş olduğunuz İslamcı yazarlar, çok ileri gittin, çok kibirli davranıyorsun falan diyenler, aslında Erdoğan'a onlar diktatör yaptılar. Niye? Siz eleştirdiğinizde Erdoğan'ı, size dediler ki Erdoğan düşmanısı bunlar geçmişte. Birkaç yıl öncesine kadar. Mesela bu arkadaşların o yazdıkları yazıyı ben 7 yıl önce yazdım. Kötüye gidiyor. Bu dindarlık değil, bu İslam değil, bu ülkeyi yıkıma götürür falan. Tam 7 yıl önceki yazımı bir benzeri. O gün ben onu yazdığımda Erdoğan düşman dediler. Bana Erdoğan düşmanı demeleri önemli değil. Benim eleştirimi değersizleştirdiler. Benim Erdoğan'a ulaşmamın da önünü kestiler. Sadece onu da geçtik hadi. Yani bütün muhalefetten gelen eleştirileri, yani Türkiye'deki aklı başına birazcık, ya bir daha abi bir dakika biraz dikkat edelim diyen insanların bütün eleştirilerinin önüne set vurdular. Erdoğan'a ulaşmasını engellediler. Bu aynı insanlar yani. Tabii bugünkü insanlar. O da yetmedi. Erdoğan'a kalkıp şöyle hitap etmeye başladılar. Reis, bak bir gazeteci reis dedi televizyonda Tayyip Erdoğan'a. Bu utanç verici bir şeydir. Bir gazetecinin bir siyasetçiye hem de televizyon ekranlarında reis diye hitap etmesi utanç verir. Yani normalde o ülkede ona gazeteci demezsin yani. Yani o başka bir şeydir. O da yetmedi. Sen çok büyük bir nimetsin. Reis, siz bulunmaz bir insansınız. Siz bu ümmetin başına gelmiş en büyük müjdesiniz. Siz olmazsanız ümmet darmadağın olur. Siz çok güçlüsünüz. Bak 7 seçim kazandınız. Sizin gibi bir insan daha yeryüzünde yok. Siz ol deyin olur. Şimdi adama bunu dediler. Bu lafı bu şekilde söyleyen oldu mu gerçekten? Hiç yoksa... şüphem yok. Tabii ki. Aynen böyleydi tavırları. Ben yakından şahidim buna. Tabii ama ol deyince olur lafı... Ya ben bunu tabii, daha yani mizansen hale getiriyorum. Ha, mantık o. Anladım. Yani mantık o. Sen her şeyi yapabilirsin. Bir de şimdi bir şey karşı çıkıyorlar diyelim ki Erdoğan'a. Erdoğan onların tersi bir şey yapıp olumlu sonuç alınca lan adam her seferinde bak Badire'yi atlatıp bir şekilde geliyor. Demek ki adamın bir bildiği, bu işin ustası, siyaset ustası falan. Ben onun mizansen olarak söylüyorum. Sen ol de olur dediler. Adam da öyle mi? İyi bundan sonra ol de olur tavrına girdi. Şimdi diyorlar ki abi sen çok abarttın ya. Ama arkadaş siz yaptınız. Siz o adamı hale getirdiniz. Tamam. Şimdi dönmüş olabilirsiniz anlarım. Şimdi gördünüz. Yanlış yaptık. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Kimse ömür boyu bir hatasının belasını, suçunu, günahını çekecek değil. Ama döner bir şey yaparsın. Erdoğan'ı eleştirmeden önce bir kere kendini eleştirirsin. Ki biz inanalım sana. Biz inanalım ki sen
koptuğun için mi Erdoğan eleştiriyorsun? Yani dışlandığın için mi eleştiriyorsun? Yoksa gerçekten durumu gördüğün için? Ben durumu gördükleri için eleştirdiklerini düşünüyorum. Çünkü insan yapısı öyledir. İçerideyken başka türlü görür, dışarıdayken başkadır. Bu değişmez. Hepimiz için geçerlidir. Hı hı. Yani bir hareketin içindeysin, bambaşka görürsün. Zihnin bambaşka çalışır. Ama dışındasındır, zihnin bambaşka çalışır. Şimdi arkadaşlar dışına bir şekilde çıkarıldıkları için, çıktıkları demiyorum. Hı-hı. Çıkarıldıkları için şimdi başka görüyorlar. Ben istiyorum ki etkili olsunlar tabanlarında. Ben istiyorum ki onların sözü duyulsun. Ben istiyorum ki taban. Çünkü benim derdim gerçekten ülkenin bu bataklıktan çıkması. Yoksa hani siyasi bir kavga verelim, seni yendik, onu yendik falan filan değil. Ben istiyorum ki bu İslamcı yazarlar, AK Parti eleştirenlerin sözleri AK Parti tabanında etki etsin. O etki etmesinin yolu önce kendilerini anlatmaları lazım. Arkadaş sen... Mesela diyor ki arkadaşım bir tanesi, o yazılardan bir tanesi, Tayyip Erdoğan bize kibir yakışmaz diyor ama önüne gelene de haddini bil diyor. Bu şey Hakan Albayrak'ın evet. Yazısı ve çok sert bir yazı. Sert bir ilk defa doğrudan tabii, reis demişti mesela. Reisten buraya geldi. Tamam diyebilir. Ama arkadaş kibirli olma dediğin Cumhurbaşkanı bundan birkaç yıl önce Soma'da gariban bir vatandaş tokatladı ve sen destek verdin. Sesini çıkarmadın. Destek vermemiş olsan bile bir dakikaya normalde dünyanın herhangi bir yerinde bir siyasetçi öyle yara bere içinde, öyle acı içindeki bir vatandaşa, normal bir vatandaşa da vuramaz da hani diyelim ki normal bir vatandaşa tokat attığında o siyasetçinin siyaseti hayatı biter. Dünyanın herhangi bir ülkesinde. Ama sende bitmemiş çünkü sen savunmuşsun, öbürü savunmuş. Başka? Berkin Elvan diye bir çocuğun annesini milyonların önünde yuhalattı, sesin çıkmadı. Onu da görmezden geldin. Yani onun acısını duymadın. Demedin ki ya nasıl olur arkadaş, sen nasıl bir acılı bir annenin anneyi yuhalatırsın milyonların önünde. Bunu da demedin. Şimdi gelmişsin. Sen haddini bil diyorsun. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Erdoğan'ın tarzı siyaseti bizzat krizin nedeni diyor. Yani yazısında öyle ama o tarzı bugün mü çıktı ortaya? Bir günde çıkmadı ki. O tarz yaklaşık 6-7 yıldır her gün kademe kademe yüksele yüksele geldi. O yükselttiler. Yani onların desteğiyle. Kabataş yalanı. O tarz siyasetin bir ürünüdür. Sen kabataş yalanını gece gündüz savundun arkadaş ya. Ya biriniz çıkıp demediniz ki ya bu yalan bu toplumdan 3 tane daha fazla oy almak için toplumu birbirine düşüren korkunç bir yalan demediniz. Tamam demesin, anladım. Yine tamam şimdi gördün, şimdi yaz da vazgeç de demiyorum. Çok kıymet veriyorum ben bu eleştirilere, hı-hı, sakın. Yani şöyle yanlış anlaşılmasın. Ya çok geç kaldınız falan filan değil. Bir anlat durumu, bir öz eleştiri ver, bir topluma dön, toplumla konuş, bir özür dile. Özür dile ki etki etsin. Özür dilerim de ya ben görmedim. Ben fark etmedim Erdoğan'ın buraya kadar varacağını. Ben zannediyordum ki bu adam bir yerden itibaren Allah'tan korkar, daha fazla ileri gitmez. Meğer başka türlüymüş falan bir şeydi. Ondan sonra da Erdoğan'la ilgili ne yazacaksan yaz ki topluma etki etsin. Bizim o tabana etki edecek insanlara ihtiyacımız var. Ülkemiz, ben derken ben kimim ki yani? Sonuçta bu ülkenin, her birimizin toplumun en uç noktasına kadar ulaşacak kanaat önderlerine ihtiyacımız var ki korkunç bir atmosfer var. Topraktan kötülük fışkırıyor ülkede. Yani şu anda bütün kesimlerin aklı başında insanları ittifak etmezse Türkiye'yi siyasetin pompalamasıyla esir alan kötülük çürütecek. O kötülüğün örneklerine de mesela şu geleceğiz, cenaze olayı. Tabii, geleceğiz ona. Heh. Ama madem durum böyle. Şimdi biz hani şöyle söyleyeyim. Yani ben biraz sosyal bilim, bir sosyal bilimci olarak, yani iktisatçı veya başka bir şekilde meselelere şöyle de bakmaya alışmışımdır, alıştırılmışızdır. Ya bir teker teker yapılan şeyler sıklıkla olmaya başladığında bunun altında bir sosyal akım, kişilerin ötesinde bir şey var diye bakmaya alışmışızdır. Böyle mi acaba? Yani bu mesela geçmişte Adalet Partisi'nde benzer şeyler oldu, bazı çözülmeler, iç kavgalar oldu, ondan önce Demokrat Parti'de oldu, sağ kesimde olan bu şeyler genellikle bir sosyal ekonomik sıkıntılar, kavgalardan falan da türer. Burada Karar Gazetesi'nde bu sert yazı çıktı. Karar Gazetesi'nin Davutoğlu ile çok yakın ilişkide olduğu biliniyor falan. Yani bunların bir temeli var mı? Yok. Hiçbir şey yani yok. Şöyle bir temeli var mı? Tabanda var. Fakat buradan bir şey çıkmaz. Yani bu bizi şuna götürmez. AK Parti kaynıyor. Oradan bir yere dönüşür. Hayır. AK Parti diye bir parti yok. Türkiye'nin bunu kabul etmesi gerekiyor. Özellikle de muhalefet kesiminin. AK Parti diye bir parti yok artık. Bir kişi var. Tayyip Erdoğan. Dünyanın
yani bütün örneklerde, otoriter yönetimlerin bütün örneklerinde güç varken çözülme olmuyor. Çözüleni boğuyorlar çünkü. Bu hepsinde böyledir. Yani örnekleri Hitler'de de böyledir, Stalin'de de böyledir. Yani baş kaldıran gider. Mussolini'de de böyledir. Yani Saddam'da da böyledir. Aklına gelen bütün otoriter yönetimlerde güç varken kolay kolay çözülme olmuyor. O yüzden de buranın içerisinde... Tersi de doğrudur. Güç birazcık şöyle sendelemesi çok gerekiyor. Şiddetli çözülme tabii, oluyor. O zaman o sendelemeyi yaşamamak için de Tayyip Erdoğan ipleri hiç gevşetmiyor. Hiçbir şekilde. Hiç taviz vermiyor. Hiç alttan almıyor. Hiç yumuşak davranmıyor. O yüzden burası o Hakan'ın yazısında vardı. Kuvveden file geçme an meselesi. Hiçbir kıymeti yok. Seyircilerimiz okumamış olabilirler. Söylediği şey AKP için kaynıyor. Kuvveden fiile bir büyümesi, patlaması isyan an meselesi. Hayır, var diyor. Hayır, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ben sadece homurdanma var. Mutsuzluk var. Fakat o mutsuzlukla ne yapacağını bilmeyen insanlar var. Niye ne yapacağını bilmeyen diyorum. Yani sonuçta muhalefete bakıyor. Çeşitli nedenlerle beğenmiyor. Kimisini diyelim ki ekonomik anlamda yetersiz buluyor. Ya bunlar yapamaz, bu adam yapıyor. Öbürü diyor ki ya beka sorunu var. Ya ulan bu adam en azından bizi kurtarıyor. Bak sağ, şu anda bir dereden geçiyoruz, sağ salim geçirir diye. Öbürü ya ben CHP, tırnak içinde söylüyorum bunu, bu Erdoğan'ın pompası olduğu için. Bir dün düşmanı partiye oy vermem diyor. HDP o zaten terörist, onlara oy vermem diyor. İşte başka gidecek bir yer kendince bulamıyor. Bulunduğu durumdan da memnun değil. Şöyle bir şey, onu bana bir AK Partili söylemişti ya. Ya bir sabah kalksam da Tayyip Erdoğan yok. O kadar mutlu. AK Parti duruyor ama. Yani bir şekilde kurtulmuşuz. Hayalinde o yani. Hayalinde o var. AK Parti kalsın, teşkilatlar olduğu gibi, ama bir Tayyip Erdoğan bir şekilde çekilmiş olsun ve biz kaldığımız yerden 2007'ye kadarki çizgiyi kaldığımız yerden sürdürelim diye. AK Partilerin hayalinde böyle bir şey var. Yoksa kopalım gidelim CHP oy verelim veya HDP'ye oy verelim onları iktidar yapalım değil. Hem mutsuzlar hem gidecek yerleri yok. Gidecek yerlerin olmamasını da gayet iyi anlıyorum. Çünkü burada da aklı başında bir yaklaşım yok. Onu birazdan konuşacağız. Yani orayla diyalog kurabilecek, onlarla konuşabilecek, onlara umut verecek, onlara gel korkma bu ülkeyi yeniden beraber düzeltebiliriz. Bak şimdi. Şöyle bir tablo var. Bu insanlar ideolojik çöküntü yaşıyor ya. Birinin şöyle elini uzatıp o insanlara atla korkma atla şu dereyi deyip hani nedir o, diyelim ki bak tamam dindarlıkta bu işin olacağını zannediyordun ama olmadı. Nedir artık, bak bilimsel eğitime ihtiyacımız var. Laiklik bizim bu tür bataklıklara düşmemizi engelliyor. Bak Cumhuriyet felsefesi tam da bunun için varmış. Tamam geçmişte yanlış uygulandı, istismar edildi. Ama korkma gel, bu senin dinini kaybedecek bir şey değil. Diyebilecek tatlı, ona güven verecek bir el lazım ki o ideolojik iflası yaşayan, o psikolojik çöküntü yaşayan insanları alıp bu tarafa getirsin. O el Türkiye'de var mı? Yok. Sözde var. Sözde konuşuluyor. Bir de demokratız falan. Ama eylem, fiiliyat, hareketler baktığında o el ne yazık ki yok. Hala bir zafer havası var. Mesela diyelim ki Tayyip Erdoğan, İmam Hatip mesela. Yani eğitimde çökmüşsün. O seküler kesimin zaferi değil. Bak bizim dediğimiz oldu. İmam Hatip, şimdi İmam Hatip 240 bin İmam Hatip mezununun ancak 40 bin üniversite kazanmış. Korkunç bir şey. 200 bin çocuğun hayatını heba etti demektir bu iktidar. Yani götürdü koydu İmam Hatip'e dindar nesil diye. Eğitim de vermedi üstüne üstlük ve onların hepsi gariban insanların çocukları. Çünkü gönderecek yeri yok. Parası olsa zaten özel okula gönderip kurtarıyor kendine. E şimdi bu seküler kesimin zaferi değil. Ya biz dememiş miydik kardeşim işte bilimle olur, bilmem dinle olmaz diye. Bu aynı zamanda hepimizin kaybı. Çünkü o çocuklar bu ülkenin evladı. Onların hayatı kayboldu. O kimin çocuğu? Bizim çocuğumuz, öbürünün çocuğu. Bu moral bozukluğundan fiili bir şey çıkmaz. Orada bir araya gelip de bir parti, bir bölünme, bir içeriden çıkma. Bak şimdi bir şey, yani bunu aslında hicap duyuyorum bunu söylemeye sık sık ama bir tespit olsun diye söylüyorum. Hani yaşlı adamın bir tanesi şeydeymiş yol kenarında, genç biri koşa koşa gelip amca diyor filan yere gideceğim diyor, bir köyün adını söylüyor. Kaç kilo şey kaç dakikaya giderim diyor buradan. Devam et diyor. Biraz koşunca 20 dakikaya gidersin diyor. Bir Türk gelip diyor ki niye diyor devam et dedin? Bir yürüyüş temponu göreyim ne kadar varacağını anlarım diyor. Temponu görmem lazım diye. Şimdi bu dediğimiz aktör, güya AK Parti içinden çıkmış aktörlerin bazı tavırlarına baktığımızda nereye yürüyeceklerini kestiririz. Bundan her birini dışladı Tayyip Erdoğan. Ahmet Davutoğlu'nu böyle çocuk gibi aldı, oradan oraya koydu. Oradan da aldı, oradan oraya. Bir de kovdu. Kovdu yani öyle çocuk. Adam ağlayacaktı neredeyse ekranda. Gözümüzün önünde oldu bütün bunlar. Değil mi? Normalde birazcık gururu, birazcık haysiyeti, birazcık insanlık onuru olan insanlar. Aa öyle mi peki?
arkasını döne gider. E arkadaş hala seçim otobüsü üzerine çıkıyor, hala açılışlara katılıyor, hala düğüne gidiyor, hala resepsiyona gidiyor, yanında poz vermekten imtina etmiyor. Arkadaş senin yerine bizim gururumuz kırılıyor ya. Sana yapılandan dolayı. Senin hiç mi kırılmıyor? Vallahi benim gururum kırılıyor. Onlara yapılandan dolayı ben utanıyorum kendi adıma. E Bülent Arınç'ın durumu öyle. Öbürünün öyle. E şimdi bunlar hala onun peşinde böyle çocuk gibi dolaşan Tayyip Erdoğan'dan acaba bir gözümüz içine bakıyor. Oradan bir şey gelecek mi diyen insanlardan bir şey çıkmaz. O yüzden zaten çıkmaması lazım. Türkiye AK Parti'nin içinden çıkacak bir şeyle bir yere varamaz. Türkiye'nin bütün mahalleler yok artık. Biz AK Parti'yi konuşmuyoruz. Mahalleler diye bir şey yok. Türkiye'nin bütününün dahil olabileceği bir oluşuma ihtiyacımız var şundan. Çünkü ağır tahribat aldı ülke. Yani hukuku, anayasası, yargısı, eğitimi, dış politikası, dünya ile ilişkisi ağır tahribat almış. Öyle normal bir iktidar değişikliği değil bu. Yani şu anda Tayyip Erdoğan ülkeyi yönetilemez hale getirdi. Kendiyle ve kendinden sonrası içinde. Yönetilemez halde şu anda Türkiye. Bir Türkiye, bir ülke nasıl yönetilemez? Kendisi de yönetemiyor aslında herhalde değil mi? Kendi de yönetemiyor zaten onu diyorum. Yönetilemez halde. Örneklerini göreceğiz. Tabii yönetilemez halde bir de kendinden sonra geldi bir kesim yeniden iktidar aldı. Türkiye yönetilemez. Türkiye'nin yeniden bütün kesimlerin dahil olduğu bir kurucu iradeye ihtiyaç var. Gelecek Cumhuriyet felsefesi çerçevesinde laikliği topluma düzgün anlatacak, demokrasiyi düzgün anlatacak, özgürlüğü, bağımsız yargıyı, dış politikada o yurtta sulh, cihanda sulhun ne kadar kıymetli olduğunu, niye söylendiğini. Çünkü benim çocukluğum İslamcılar yurtta sulh, cihanda sulh ilkesine burun kıvırmakla geçti. İslamcıların bütün hayatı yurtta sulhmuş, cihanda sulhmuş. Onu bir şey zannediyorlardı. Bir pısırıklık, bir korkaklık zannediliyordu. Halbuki haddini bilmekmiş o. Gücün ölçeğinde ne yapacaksan onu yapıyorsun. Kendi gücün, kendi ağırlığın. Bütün bu felsefenin tartışılıp, bütün AK Parti, İslamcı neyse, onların yanlışlarından toplumun çıkardığı derslerle tamam tartışma bitmiştir. Artık gördük. Laik eğitim diyorlar. Ben bilimsel eğitim diyorum. Bak bilimsel eğitim olmasa olmuyormuş. Bak laiklik olmazsa kardeşim sokakta ne kadar etrafına 3 tane vatandaş toplayan din kılıklı, din adamı kılıklı soytarı varsa memlekette ahkam keser hale geliyormuş. Önüne gelen hoca her gün bir fetva veriyormuş laiklik olmazsa. Ya da devlet adamları istismar ediyormuş. Bak bağımsız yargı olmazsa memlekette hukuk kalmıyormuş. Bak. Bak yüz binlerce insan KHK'yla atıldı, gideceğin kapı yok. Çalacağın kapı yok. Ya, hukuk böyle bir şeymiş. Ya da işte çocuklar öldürülüyor, polis ölüyor, asker neyse. Bütün bunlardan ders çıkarıp bir bütün bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Ve korkunç bir göç veriyoruz. Ülkenin bütün aklı başında yetişmiş insanları gidiyor. Şimdi artık şöyle bir şey yapamayız. Yani sadece Atatürkler gelsin Türkiye'yi yönetsin. Bu yok. Yetişmiş insan o kadar az ki. Ancak bütün kesimlerin insanlarını katarak ülkeyi ayağa kaldırabilir. Yoksa mümkün değil, kalkmaz. O yüzden de eğer AK Parti'nin içerisinden bir şey olur diye bir umut besleyenler varsa yanlış bir hayale düşmüşler diye düşünüyorum. Ama şu var ki AK Parti'ye, AKP'ye oy veren insanların bir şekilde tutum değiştirmesi gerekiyor. En azından bir kısmının. Dolayısıyla bu da onlarla olan diyaloğun nasıl yapılacağına bağlı. Şey aklıma geldi anlatırken. Muzaffer Şerif diye bir bu ülkede bir bilim adamı vardı. Evet. Adamın hayatını sayın seyirciler cehenneme çevirdiler. Sonra bu adam, bu bahsettiğim olaylar 1960'larda oldu. 50'lerde belki aslında. Ondan sonra çekti gitti Amerika'ya. Ve sosyal psikoloji denilen bir bilimin en önemli bir iki kurucusundan biri oldu. Ve biliyorsunuz Türkçe konuşmayı o kadar öfkeliydi kendisine yapanlara, yapılanlara Türkçe konuşmayı unuttu. Evet. Öfke olarak. Şimdi bu adamın kurduğu sosyal psikoloji şunu gösterir. İnsanlar birçok konuda fikirlerini değiştirirler ama temel tutumlarını, tavırlarını değiştirmeleri çok uzun zaman alır. Dolayısıyla AKP içindeki insanların şikayetlerini belki de böyle değerlendirmek lazım. Tutum değiştirmekten kastımız artık ona oy vermemek, artık başka bir tarafa geçmek. Yani belki de 20 tane 30 tane konudan dolayı şiddetle hayal kırıklığı içinde veya değişiklik içinde, fakat onun o bir nitelik değişimine girmesi için Muzaffer Şerif'in anlattığı şartların oluşması lazım. Sosyal psikolojinin o biraz da sizin o diyaloğu nasıl sürdürdüğünüze bağlı. O öyle bir günden iki günde bir olacak olmuyor. Şey yani bazen çünkü öyle sorular geliyor. Yani kendi çocuğunuzla düşünün. Kendi çocuğunuzla bile hani eğer doğru düzgün bir üslup, bir diyalog kurmuyorsanız inatlaşıyor gidiyor.
Ama biraz alttan alıyorsunuz, biraz taviz veriyorsunuz. Tamam evladım öyle değil, tamam. Aslında inanmasanız bile tamam, peki tamam. Sen dediğin gibi olsun ama hani şöyle yapsak iyi olur falan diye diye bir noktada tutuyorsunuz. Kendi çocuğunuz bile. Tanımadığınız, hiç uğraşmadığınız, hiçbir gün kapısını çalmadığınız, görmediğiniz insanlara tutum değiştirmek dediğiniz gibi çok zor. Bir de... Başka çare de var mı? Başka veriyen çare yok. Başka yok. Yani sonuçta bu insanlara bir şekilde ulaşıp yani konuşmamız gerekiyor. Diyalog kurmamız lazım. Derdimizin AK Parti'yi iktidardan indirmek, yıkmak, yok etmek olmadığını, ya memleketin kötüye gittiğini, bu yönetim anlayışının bir ülkeyi yok edebileceğini, niye eğitime dert ettiğimizi, bak dış politikada niye böyle olduğunu, iç ekonominin niye giderek böyle sadece artık bir iflasa uğramış tüccar gibi eldekileri satıp ileriden, işte varlık fonu oydu tabii, biliyorsunuz. Tabii. Eldekileri satıp gelecekle ilgili borçlanarak ekonomiyi ayakta tutma, yargısı olmayan bir ülkenin ayakta kalamayacağını, ekonomisinin asla yürümeyeceğini, asla. Çünkü bir ülkede hukukla ekonomi birebir eştir. Yabancı yatırımcının gelebilmesi için, bu ülkede insanların fabrika açması için hukuka ihtiyaç var. Çünkü güvenemez ki. Yani şöyle düşün. Mafyanın etkin olduğu bir alana gidin, paranızı yatırın. Kimse yatırmaz. Çünkü o paraya el koyma ihtimali var. Yok etme ihtimali var. O yüzden de bunu anlatmamız lazım. Topluma diyalog kurmamız lazım, ikna etmemiz lazım. Derdimizin din karşıtlığı olmadığını, yani bu konuda seküler kesimin kendine bir öz eleştiri yapması lazım. Dincilikle mücadele, dindarlıkla mücadele arasındaki o ince çizgiyi ne yazık ki dikkat etmediler. Dincilikle mücadele edelim derken zaman zaman dindarlıkla mücadeleye kaçtı. Ben şimdi İslamcılıkla İslam'ı ayırırken zaman zaman kasıtlı olarak şey kullanıyorum. İslamizm terimini kullanıyorum. Çünkü o bir izm. Yani o İslam'dan farklı bir şey. Bir ideoloji, bir siyasi doktrin. Yani İslamcılık denince sanki İslam'la alakalı bir şey gibi geliyor gene de bir parça. Ama İslamizm, sosyalizm, işte efendim evet, komünizm, faşizm falan gibi bir şey yani. İslamizm bu. Zaten yurt dışında da öyle yazıyorlar. Yani biz kendimiz İslamcılık diye çeviriyoruz doğal olarak. Ya o bir ideolojinin adı artık yani. Hani ama yani bu çizgiye dikkat etmek, hani bizim derdimiz dincilik, bizim derdimiz dini kullanan, bizim derdimiz din adına ahkam kesen, bir de bizim derdimiz dindarlık adına sizi soyan, soğana çeviren, sizin paranızı çalan, bizim derdimiz ya din diye kendi hastalıklı görüşünü size satan, bizim derdimiz bunlara alan peki, bırakmamak. Ama bu diyalog nasıl olacak? Şimdi şunu hatırlatmak isterim sayın seyircilere. Gerçekten bu söyledikleri Levent Gültekin'in şu bakımdan önemli. Bakın biz çok mesela yetmez ama evetçilere çok kızıyor olabiliriz. Şahsen birçok arkadaşıma da çok kızmıştım. Hala da kızarım yani. Bu nasıl bir miyopluktu kardeşim? Göz göre göre İslamcı faşizmi desteklediniz diye. Fakat tersten bakacak olursak bu da AKP'nin başarısıdır. Demek ki karşı cepheden bir takım insanları ikna etmiş. Tabii canım. Şimdi sizin istediğiniz kadar kızın. Onlar o sayede yükseldiler. Türkiye'deki laik kesim, cumhuriyetçi kesim, efendime söyleyeyim çağdaş bilimsel eğitimi savunan kesimle herhalde bir şekilde AKP'lilerin bir kısmını onların mevcut çıkarlarına rağmen bile ikna edecek bir şekilde onları bu tarafa alacak diyalog kanallarını geliştirmek zorunda. Bunun başka çaresi var mı yani? Başka bir çaresi yok. Ama öyle bir durum yok. Var mı yok mu? Ben o kadar da ümitsiz değilim. Evet birçok sorun var. Mesela o sorun şimdi seninle de ilgili bir sorun evet, aslında. Hemen sorayım yani. Şimdi demin AKP'li bazı yazarlara aslında bir cins tespit yaptın. Ama o tespitin içinde bir itham da vardı. Dedin ki yani onlar koptular, dışlandılar. Daha doğrusu kopartıldılar. Dışlandılar. Ondan sonra akılları başlarına geldi. Böyle şeyler söylüyorlar. Zamanında söyleseydiler ya falan dedin yani. Keşke söyleseydiler diyorum. Yani, ya da evet, işte. Ya ben şey yapıyorum. Şematize ediyorum. Şimdi CHP'lilere senin bir çift sorun var diye bir yazın var. Evet. Onu da verelim. CHP'lilere bir çift sorun var. Haksız mıyım? Sevgili dostlar. Sevgili CHP'liler evet, demişsin. Onu da arkadaşlar göstersinler. Öyle de. Şimdi fakat orada aslında sana sorulan bir soruyu da söylüyorsun. CHP'lerin bir kısmı sana diyormuş ki, ya
yazmışlar, etmişler falan. Ya seni oradan attılar AKP yuvasından. Sen oradan dışlandın. Hani biraz önce senin oradakiler tutunamadın. Hani evet. Biraz önce yandaş yazarların bir kısmına senin söylediğin gibi. E şimdi geldim burada bize akıl vermeye kalkıyorsun. Yani o sebepten buradasın aslında. O zaman bizim sana ne ihtiyacımız var bunu da söylemiyorlar işin bu kısmını ama galiba iş oraya geliyor. Evet. Yani, ne diyorsun bu eleştiriye? Şimdi aklım almıyor. Hakikaten aklım almıyor. Aslında bunu pek çok aklı başında yazar da yani söyledi orada. Yani. Sosyal medyadaki sıradan vatandaşlar yapsa ciddiye almam. Bunları da ciddiye almıyorum. Ben geçtim. Tepkiyle fikir oluşturma, tepkiyle, duyguyla bir düşünce oluşturma, tavır belirleme. Hem yaşını geçtim hem de hayat tecrübesi bana başka şey öğretti. Tepkiyle duygu oluşturur. Yani şey karşıdan gelen tepkiyi an tepkiyle fikir oluşturulmaz. Duruş da belirlenmez. Aklınla seçersin neyi. O yüzden bu arkadaşların şimdi ne olduğunu söyleyeceğim. Tepkilerini ciddiye aldığım için bu yazıyı yazmadım. CHP, o yazıyı da arkadaşlar bulursa göstersinler. CHP bir ayna tutma amacıyla yaptım. Neydi o? Şimdi CHP beni Kemal Bey sağ olsun bazen toplantılara çağırıyor. Sadece beni şahsi olarak değil, diyelim bir grup yazarı, gazeteci, akademisyeni ne yapalım, nasıl yapalım, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım, konuşuyoruz. Herkes kendine orada kendince fikrini söylüyor. Bu. Ben bazen hakikaten sert olabilecek eleştiri de yöneltiyorum Kemal Bey'e. Yani öyle sadece şunu yapsanız, bunu yapsanız değil. Bak şunu yapmadınız, şunu yanlış yaptınız, bak bunu böyle yaptınız ama bu şu anlama gelir. Ya kusura bakmayın şunu eksik yaptığınızda demişimdir çok defa. O da çok sağ olsun büyük bir olgunlukla dinler sonuna kadar. Kalkarız. Bir kurultay yaparlar. Bunu sizden başka pek çok herhalde. Birçok insan yapıyor. İnsana, bu sadece bana ait bir şey değil. Yürüyüş yapıyor. Adalet yürüyüşü. Sırf bu sadece CHP'nin bir organizasyonudur damgası yemesin. Sırf. Sırf CHP toplumun nezdinde o çaba, o uğraş daha ilgi uyandırsın, daha karşılık bulsun diye kalkıyorum, gidiyorum yürüyüşe. Adalet kurultayını aradılar. Levent Bey katılır mısın? Ya sırf CHP bir şey yapıyor algısı oluşmasın toplumda. Yani sadece CHP'liler. Sadece CHP'liler değil. Bak toplumun bütün kesimlerde katılabiliyor algısı oluşsun ki biz ulaşalım insanlara. Sırf bu duygu olsun diye kalktım. 5 saatlik yol Çanakkale'ye gittim. Normalde gitmem. Fakat sırf o kurultaya katıldım diye milletvekili, yazar, gazeteci ya linç ettiler beni. Sen kimsin? Sen niye CHP'de bu kadar üstüne tutuluyorsun? Senin aklına mı ihtiyaç var? Ya arkadaş. Peki oğlum ben sorayım. Niye mesela hakikaten şimdi şu fotoğrafı da hemen yayınladı çeşitli yayın organları. Onu göstersinler. Aydınlık Gazetesi zannediyorum yayınladı. Şimdi burada Kemal Bey var. Kemal Bey'in yanında sen duruyorsun. Burası protokol. Evet. Onun yanındaki Nasuh Maruki değil mi? Yanılmıyorum. Şimdi çeşitli saygıdeğer insanlar var. Evet. Ama en öndeki protokolde Kemal Bey'in hemen yanındasın. Niye başkası değil de? Ya sen... O şöyleydi. Biz şimdi konuşmacıydık. Yani resmin hikayesini. Anlatıyorum. Biz konuşmacıyız. Bizim panelimiz. Rıza Bey moderatör, ben de konuşmacıyım. Rıza Bey burada oturuyordu yanımda, ben de orada oturuyordum. Biz muhabbet ediyorduk. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Başka konular Rıza Tüzmen Bey'le. Kemal Bey o taraftan geldi. Hepimiz ayağa kalktık. Hoş geldin demek üzere. Hepimiz ayağa kalktık. Merhaba, hoş geldin deyince Rıza Bey dedi ki ben dedi gidiyorum şeye, hazırlık yapayım masaya. O masaya yürüyünce benim yanımdaki sandalye boş kaldı. Kemal Bey de iyi ben de buraya oturayım dedi ve oturdu. O kadar. 3 dakikalık bir şeydir o yani. Yani bu kurgulanmış. Oradan bayağı önemli bir hikaye çıkarıldı. Yani. Ya oradan... Olağanüstü bir hikaye çıkarıldı. Ya ben aklım almadı, hakikaten aklım almadı. Yani onu çok önemsemiyorum, onu anlarım. O çok hani kişisel, insanların bazı duyguları vardır. O kabarmıştır, rahatsız olmuştur. Onu önemsemiyorum. Ama bir taraftan AK Partililere biz gece gündüz, siz diyelim Kemal Bey, Kemal Bey'in şahsında şey yapıyorum. Yapmayın, etmeyin. İşte o tavır değişikliği dediğimiz şeye gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tavır değişene ne diyorsunuz? Sen tutunamadığın için geldin. Bu bir cehalet örneğidir. Bu akıl sağlığını kaybetmiştik demektir. Mesela CHP milletvekili yazı yazıyor ve diyor ki beni kastederek kendi mahallesinde bile tutunamamış insanları CHP kurultaya davet ederek bir yere varamaz. Ya arkadaş sen benim yardımımı bile kabul etmiyorsun. Benden nasıl oy istiyorsun? CHP'lere bunu sordum. Benden nasıl oy istiyorsun? Benim yardımım. Ben bir şey yapmıyorum ki, bir makam almıyorum, bir kuruş para almışlığım yok. En ufak bir menfaatim yok, en ufak bir beklentim yok. Hiçbir şekilde
Ya milletvekili olurum, ya şuradan bir bakan şey makam kaparım, bir belediye, en ufak aklım ucundan geçmez. Zaten böyle bir şeyim olsa herhalde CHP'yi eleştirmem. Yani bir sürü bir eleştiri yazılarım var benim. Aklım yeter. Bir partiden bir makam nasıl elde edilir bilirim az çok. Zekam yeter yani. Bir ama benim öyle bir duygum yok. Kalkıyorsun diyorsun ki sen mahallende tutunamadın. E arkadaş peki o adama geldiğinde de tutunamadın diyecekse sana niye gelsin? Kategorik olarak bana karşısın ama benim oyumu istiyorsun. Ben sana nasıl oy vereyim? Mesela bu benim sadece bir kişi değil. Başka biri mesela bir gazeteci. Listedeki milletvekilliği sıralamasını beğenmeyip bütün partideki görevlerinden istifa etmiş kendi. Ama benimle ilgili yazı yazıyor. Levent Gültekin makam için geldi buraya. Ya arkadaş ne makam alacağım ben senden? Ulan makam için gelsem kendi arkadaşlarım bütün Türkiye'yi teslim almış. Onların yanına giderim ya. Benim arkadaşlarım. Devlet onlarda, medya onlarda, yargı onlarda, bütün kurum onlarda. Eğer bir makam ihtiyacım olsaydı orada dururdum. Senin gibi 40 yıldır muhalefetten ileri gidememiş yanına niye geleyim? Hayır, bir de yani seni atmadılar ki oradan. Ben ha bir de atmadılar. Yani. Şimdi velev katabilirler ki ben hiç hayatım boyunca AK Parti'ye oy vermedim. İslamcı'dan geliyorum. Ben öyle yarı yolda dönmüş değilim. Ben şimdi kitabını yazıyorum bunu. Öyle mi? Çok güzel bir kitap yazıyorum. Orada anlatacağım. Ben AK Parti kurulduğu kitabın günde... Kitabın adını daha bulamadım ama şöyle bir şey biraz bahsedeyim. Kendi hayat hikayem üzerinden ideolojik dönüşümümü anlatıyorum. Mesela niye laikliğe karşıydım? Şimdi niye laiklik olmazsa olmaz diyorum. Atatürk'e niye karşıydım? Şimdi niye bir minnet duygusu besleme aşamasına geldim? Kadına eskiden nasıl bakıyordum? Şimdi kadına nasıl bakıyorum? Eğitime eskiden yani bir İslamcı olarak eğitimi nasıl olmasını düşünüyordum? Şimdi nasıl olması gerektiğini düşünüyorum. Bütün bunları kendi kişisel hayat hikayemden, o dönüşüm kaynağı, şurada şu oldu, o yüzden şöyle düşünmeye başladım. Cemaatlerle yaptığım sohbetler var. Bütün cemaatleri gezmişim. Şimdi yazınca aklıma böyle film gibi, şeridi gibi geldi. Menzile gitmişim, İsmail Ağa'ya gitmişim, Fethullah Gülen'e gitmişim, hepsini. Zamanında evet. Daha 15-18 yaşında. Tek tek ziyaret etmişim, hepsiyle konuşmuşum. Erbakan'la sohbetlerim var, Tayyip Erdoğan'la sohbetlerim var. Onları da paylaşıyorum böyle. Çok mahrem olmayacak böyle. Siyasi anlama gelebilecek daha çok. Onları... Amacım şu. Kitap olacak. Evet, amacım şu. Hem seküler kesimin oradaki bir dindarı anlamasını sağlamaya çalışıyorum. Yani ben niye böyle düşünüyordum? Ben ne yapıyordum? Ben niye laikliğe karşıydım? Biraz anla. O duyguyu yansıtmaya çalışıyorum. Hı-hı. O dindarlara da şu anda benim gibi yani geçmişte İslamcılıkta olup fakat bir iflas yaşayanlara da bak çıkılabilir bir yol var. Artık laiklik korkma, savun. Hı-hı. Bu bir din düşmanlığı değil. Hı-hı. Bak Atatürk bak şöyle işler yapmış. Biz eskiden şöyle zannediyorduk ama daha doğrusu zannetmiyorduk da tepkiyle öyle düşünüyorduk. Aslında düşünerek yapmıyorduk onu. O bir tepkiydi. Ama bak yoktan bir ülke çıkarmış ortaya. Buna minnet duy. Bundan utanma, çekinme. Olur ya geç. Falan diye o tabana da kendimce yani küçük bir katkı olur. Yoksa bir kitabı benim kitabı okuyanlar bütün Türkiye kurtulacak demiyorum. Ama ufak bir memleket meselesine bir katkı. Aslında belki de seküler kesim, laik kesim açısından ilginç bir kitap. Yani... Yani eğer bir muhafazakar kesim evet, insanın ne hissediyor, ne düşünüyor onu anlayacak yani. Hatta bir İslamcı insanın nasıl dönüştüğünü, hangi çelişkiler yaşadığını görürse, daha yakından görürse belki o tür başka insanları dönüştürebilecek. Tavrını değiştirir, tutumunu değiştirir tabii. Üslubunu değiştirir tabii. Üslubu geliştirmek yani mümkün olur. Bir üslubun beni, mesela bir konuşmanın beni nasıl irite ettiğini ve oradan mesela böyle örneklerim var. Şu şöyle dedi, artık böyle düşünmeye başlamıştım gibi. Bir de çocuktum sonuçta. 14 yaşında başladım. 20 yaşında İstanbul'a, 18 yaşında İstanbul'a geldim falan. Şuna getirmek istiyorum. Bu yazı yazınca sağ olsun Kemal Bey arayıp üzüntülerini belirtti. Farkındayım dedi. İçimizdeki. Zaten ben bunu bütün CHP böyledir anlamında söylemiyorum. CHP'lilere şunu göstermek istedim. Bak niye büyümüyorsunuz? Niye ilerlemiyorsunuz? Niye toplumun diğer kesimine açılamıyorsunuz? Bunu bir görün. Ben ki hiçbir çıkarı olmadan, hiçbir beklentisi yok. Sırf destek olayım diye geldim. Bana bu kadar hakaret ediyorlar sosyal medyada. Şimdi benim durumumu gören gelecek AK Partili adam nedir? Ve yazdı bir tane çocuk. Yani bir tane değil, birkaç tane okurum şey yazdı. Abi sana söylüyoruz, boşa uğraşıyorsun. Bunlar seni kabul etmez. Yani bunlar dediği 5 kişidir. Aslında benim şu anda hem seküler kesimle hem CHP tabanıyla olağanüstü bir bağım var. Ya o insanlarla çok hem duygu birliğim var. Gittiğimde birbirimizi herhangi sokakta gördüğümde bir kabullenmeme falan yok. Ama o 3 kişinin davranışı, o 5 kişinin linci, o 5 kişinin haseti,
Hatta sadece ben değilim. Kemal Bey'e rahatsız. Benim üzerinden Kemal Bey'le kavga. Arkadaş Kemal Bey'le hesabım varsa git gör. Mesela Kemal Bey'e eleştirecek. Ne bulayım Levent Gültekin üzerinden çakayım. Ya o resim üzerinden. Resmin hikayesini de anlattık. Ha, resim hikayesi de bu. Yani öyle bir rastgele tamamen Rıza Bey ben masaya gidiyorum şey yapayım deyince hazırlık yapayım moderatör olarak. Kemal Bey de yanıma boş, orası boş olduğu için yanıma oturdu. Bunun üzerinden şöyle bir şey çıktı ortaya. Aklım almadı yani. Dedim ki acaba benim bilmediğim bir şey mi oluyor ya herhalde? Levent Gültekin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacak bilmem buna karşı çıkmamı dedim. Abi nereden çıkardın? O resimden nasıl böyle bir yorum aldın? Evet. Ve onun üzerine aydınlık girdi devreye. Evet. Şimdi aslında o da enteresan. Senin bazı geçmişte attığın tweetleri gündeme getirdiler. Ama bir reklam arasına girelim. Hem bunları bir konuşalım. Hem de aslına bakarsanız son dönemde çok enteresan şeyler oluyor. Yani arka arkasına bakıldığında Suriye'de enteresan şeyler oluyor. Hadi onu geçelim ama Süleyman Soylu'nun beraber çektirdiği bazı fotoğraflar var. Eğitim sistemi galiba yeniden değişiyor. Diyanet işlerinde garip işler oluyor. Vesaire vesaire efendim. Çok fazla şey var aslında. Onların üzerinden teker teker geçelim ve buradan aslında çıkışın nerede olduğu da yavaş yavaş kendini gösteriyor. Onu da sormak istiyorum. Efendim bizden ayrılmayın. Yeniden karşınızda olacağız ikinci bölümde.